Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas ilinin önemli bir ilçesidir Kangal. Dünyaca ünlü Kangal çoban köpeği, başka eşi ve benzeri bulunmayan balıklı kaplıcası, tarihi yerleri, geniş platoları, önemli bir istihdam alanı olan termik santral ve kömür ocaklarıyla özellikli bir ilçedir. Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türk boyları, geçim kaynakları olan hayvanları ve bu hayvanlarıyla birlikte obalarını korumak amacıyla besledikleri köpeklerini de yanlarında getirdiler. Kangal ilçesinin iklim şartlarının ve coğrafi yapısının ana yurda benzerliği, bu köpek türünün burada çoğalma ve gelişmesini sağladı. Ve Kangal köpeği adını aldı. Kangal köpeği saf ve doğal şartlara uyumlu, iri yapılı, dostuna güven veren, düşmanına ise korku salan bir görüntüye sahiptir. Bahsedilen hayvan eğer bir köpek ise, ilk akla gelen meziyeti sadakat olacaktır. Kangal'da yaşayan herkesin hafızasında bu köpek ile ilgili bir sadakat hikayesi bulunmaktadır. Aynı zamanda Kangal çoban köpeği, cesareti, gücü ve saldırganlığıyla da algılanır. Belki de hiç kimse bir köpek için işini bilir tanımını duymamıştır. Kangal çoban köpeği, TSE standartlarında onurlu, İşini bilen bir köpek olarak tarif ediliyor. Günümüzde birçok Avrupa ülkelerinin yanı sıra Güney Afrika ülkelerinden de hayvanların çita ve aslanlara karşı korunması amacıyla Kangal çoban köpeği talep edilmektedir. Kangal Kaymakamlığı, tescilli tek Türk köpeği olan Kangal köpeğini tanıtmak ve korumak amacıyla her yıl festivaller düzenlemekte. Bu festivallere yerli ve yabancı binlerce insan katılmaktadır.
Ayrıca 2003 yılında ülkemizde ilk defa Uluslararası Kangal Çoban Köpeği Sempozyumu tertip edilmiş, ilçe genelinde bulunan tüm köpekler kayıt altına alınmış ve valiliğin de desteğiyle Kangal Araştırma Merkezi kurulmuştur. Kangal balıklı kaplıcası da Kangal çoban köpeği gibi dünya çapında bir üne sahiptir. Bu kaplıcanın diğer kaplıcalardan farklı bir yönü, suyun içerisinde yaşayan balıklar ve kaplıca suyunun selenyum içermesidir. Sedef hastalarını tedavi eden balıklı kaplıcanın dünyada başka bir benzeri yoktur. Yöresel olarak doktor balıklar diye tanımlanan ve kaplıcada yaşayan balıklara duyulan ilgi, nörolojik ve romatizmal hastalıkları olan insanları da bu kaplıcaya çekmektedir. Kaplıca suyunun sedef hastalığını iyileştirdiği tıp çevrelerinde de kabul edilmektedir. Sadece hastalar değil, sağlıklı olan kişiler de doktor balıkları görmek amacıyla kaplıcaya gelmektedir. Kangal, bilinen iki önemli değerinin yanı sıra koyunu ile de meşhurdur. Kangal Akkaraman koyunu, aranan bir koyun ırkı olup, bu koyunlar Türkiye'de var olan Akkaramanların en ağır ve en irisidir. Bu koyun ırkının da korunması amacıyla, Kaymakamlık tarafından Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat edilmiş ve patent hakkı alınmıştır. Sadece bu özellikleriyle değil, 1280 yılında yapılan Alacahan Kervansarayı, günümüzde bütün ihtişamı ile sanki İpek yolundan geçecek kervanlarını beklemektedir. Alacahan beldesine adını veren bu yapı, daha uzun süre ayakta kalmak için ilgi beklemektedir. Kangal çoban köpekleri ile balıklı kaplıcasının diyarı olan Kangal ilçesini görmek, köpekleri doğal ortamlarında izlemek ve farklı bir duygu tatmak isteyen herkesi, her yıl Temmuz ayının ikinci haftasında düzenlenen Kangal Çoban Köpeği Festivali ve Sempozyumunda buluşmaya davet ediyoruz.